Bu dere yatağı iyice sıklaştı. Artık geçilmez hale geldi. Buradan uygun bir yerden çıkıp artık daha doğru çok dik bir rampaya çıkacağım. Artık dereden ayrılıyoruz. Evet, burada bir dağ çileği var. Ama henüz olmamış daha. Şurada birkaç yerde daha var. İnşallah yukarılarda denk gelir. Dağ çileği de yeriz. Yorucu bir yolculuktan sonra nihayet zirveye ulaştık. Fakat önümde tekrar bir iniş var. Bir de oraya ineceğiz. Tekrar bir dere yatağına iniyordur büyük bir ihtimalle. Tekrar oraya doğru devam edeceğiz. Çam ağaçlarında hep anlatıyoruz zaten. Şu özü sakızı var demiştik. Ben gördüğümde genelde bunların hepsini alıyorum. Çünkü birçok ihtiyacım için başıma neye geleceğini bilmiyorum. Bu tip malzemeler bulduğunda veya arazide bulduğunuz insan yapısı malzemeler de olabilir. Teneke olur, başka bir şeyler olur. Onları da alın. Çantanızda yer varsa oraya koyun. İleride başınıza ne gelir bilinmez. Eğer ihtiyaç olursa bunları da kullanırsınız. Ben gördüğümde alıyorum. Hatta evime götürüyorum. Evde bir kutunun içerisinde de bunları muhafaza ediyorum. Doğada insanın kullanması için birçok nimet var. Yeter ki siz bu nimetleri bulun ve nasıl kullanacağınızı bilin. Parmak soyuldu. Dirsek soyuldu ve çok felaket yanıyor. Buralarda da sıyrıklar var. İşte dedik ya doğadan. Doğada birçok nimet var demiştik. Çam sakızı almıştık. İşte tam zamanı. Şuradaki yaran mikrop kapmasın diye. Kan fazla yok ama mikrop kapmasın diye üstüne onu yapıştıracağım. Bir miktar da buraya yapıştırayım. Çabuk iyileşmesini hem de yaranın mikrop almasını engelleyecek. Evet, dere kenarına indik. Çok hafif bir su akıyor.
Burası düzlük, dere aşağıdan geçiyor. Biz buraya bir tane barınak yapacağız. Bu barınak bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha farklı olacak. Özellikle bu bataklık bir alan varsa orada yapılması daha uygun. Veya yağmur yağdığında alttan su geçiyorsa o su geçişleri o barınağın altından da olabilir. Siz üstte kalıyorsunuz. Şimdi bu bölge uygun. Çünkü etrafta yaş ağaçlar da var. Çünkü epey bir ağaç dalına ihtiyacımız olacak. Şimdi çantamı bırakacağım. Etrafı gezip biraz dal toplayacağız. Ondan sonra buraya barınağımızı kuracağız. Evet. Bir de bazı yerlerde sarmaşıklar buluyorum. Bu sarmaşıkları da alıp düğüm at, şeyleri bağlamada bunları da kullanabilirim. Kolumda iplerim var ama yetmediği yerde sarmaşıklardan da yararlanacağız. Şimdi bu uçlarını biraz sivrilteceğiz. Çünkü toprak çok fazla da yumuşak değil, altta taş var. Ucunu sivrilttiğinizde çok daha rahat batmasını sağlarız. Direkleri diktikten sonra bir de altımıza sermek için yani yatağın alt tabanını oluşturması için yine kendi boyunuza uygun bu şekilde uzun düz odun parçaları koymanız gerekiyor. Onun için de biz bir miktar topladık. Mümkün olduğu kadar ormana zarar vermeden, fideleri kesmeden bir budama yapar gibi yan dallarını kesip bu işlemi yapmaya uğraşıyoruz. Kestiğimiz ağacın dallarını da yapraklarını da atmıyoruz çünkü alt zemine sereceğiz. Bize daha iyi bir konfor sağlasın diye. Şimdi ana dört direği oluşturacak şu kalın dallar vardı. Bunların birini buraya, birini oraya çakacağım. Bu ağaçtan da faydalanacağım. Yani yatağın daha sağlam olması için barınan. Buradan da çapraz şekilde bu ağaca onu sabitleyeceğim. Diğerini de oraya sabitleyeceğiz. Diğer iki dört ayak içinde yere kazık çakacağız. Kazıklara bağlayacağız ki sabit dursun. Bunun uzunluğunu boyunuza göre yapacaksınız. Yattığınızda boyunuzdan kısa olursa gece toplanarak yatmak zorunda kalırsınız. Onun için de şu kestiğimiz tabana koyacağımız şeylerin boyunu da kendi boyunuza göre ayarlamanız lazım. Kolumda bileklikler vardı, yaşam bilekleri. Oradan bir tanesini söktüm. Şimdi şuraya da yatağımızın yüksekliğin ne kadar olmasını istiyorsak şuraya bu dizeceğimiz alt tabanın sabit durması için bunları da buraya takacağız. Evet, gördüğünüz gibi ana gövdeyi yaptık. Sadece şu direkleri sabitlemek kaldı. Onları da yere sabitledikten sonra üst tablasını yapacağız. Onun için de iki tane şöyle kısa parçaya ihtiyacım var. Evet, bu kazıkları yere çakarken düz çakmıyoruz. Çünkü yük bindiğinde bunu çok rahat ne yapar?
bu tarafa doğru eğer. Bunun için şu şekilde çapraz çakıp ipi buradan bağlıyoruz ki buna yük binmeyelim. Evet, ana gövdeyi oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi alt döşemesini döşeceğiz. Daha önce kestiğimiz dallar vardı. Bunun üstüne isterseniz işte dediğimiz gibi bunu 2 metreye çıkarıp şu ana direkleri üstüne bir kat daha atabilirsiniz. Tam ranza usulü, 2 kişilik. Bunda yağmur yağsa dahi su alttan gider. Buna böcek möcek girmesi biraz daha zordur. Hem hayvanlardan da korunmuş olursunuz. Eğer gece yağmur yağması ihtimali varsa üstüne bir tane panço veya branda naylon serebilirsiniz. Ve yağan yağmur da sizin altınızdan akar. Herhangi bir ıslanma sorunuyla da karşılaşmazsınız. Evet, şimdi barınağımızı hazırladığımıza göre biz biraz çıkalım, biraz yiyecek arayalım. Yiyecek bulabilirsek alır geliriz. Burada da ateşi yakar. Akşam için hazırlığımızı yapmış oluruz. Öncelikle bu etrafa verdiğimiz bu doğayı bozduk aslında dengesini. Bunları alıp başka bir kenara koyalım. Evet, gayet sağlam, rahat. Evet, bu da yastığımız. Çantayı da buraya koyduğunuzda bu da size güzel bir yastık olacaktır. Ama biz şimdi yastıktan önce yiyecek aramaya gidelim. Evet, doğa şartları çok zor. Evet. İlk sabah yürüyüşe başladığımızda daha çilekleri görmüştük ama henüz çilek yoktu onlarda. Bakın burada çilekler olmaya başlamış. Kokladığınızda bile kokusu çok farklı. Yani şehirde marketten aldığınız çilekten çok daha lezzetli. Ben bana düşen rızık kadar alıyorum. Çünkü burada yaşayan yabani hayvanlar var. Onların da buradan beslenmesi gerekiyor. Onların da yemesi gereken çilekler var. Ben sadece bana düşen kadarını yiyorum. Çok fazlasını da almıyorum. Evet, epey bir yürüdük. Yiyecek aradık. Dağ çileğinden başka yenebilecek çok fazla bir şey de bulamadık. Hava kararmak üzere zaten. Dönelim bir an önce ateşi yakalım. Onu da değişik bir metotla yakmayı göstereceğim. Ondan sonra rahat rahat.
Biliyorsunuz çürük ağaçların içerisinde bir takım böcekler oluyor. Onlara da bakıyorum var mı yok mu diye. Herhangi bir şey yok. Artık ateş vakti. Şimdi ateş için şu kadar boyda bir tane yaş dal bulacağım. O dalı kıvıracağım. Sonra iple beraber ucuna hani yay misali, okun yay misali şey yapacağız. Sonra altına bir tane uzun ok yapacağız. Şu elle beraber ovuşturup yaktığımız ateş misali. Fakat bunda yayla beraber olacak. Ateşimizi yakıp ısırmaya başlayacağız. Parçasını hazırladık. Ucu sivri bir ok şeklinde bir dal. Altta bir oyuk açıyoruz. Bunu buraya oturtturacağız. Sürtünmeyle beraber ısınıp kaba tutuşturacağız. Ama bunda bitiyor mu? Bitmiyor. Bir tane daha dal alıyoruz. Bu dalı da şu şekilde. Evet, eğdikten sonra elimizde ipimiz vardı. Şu yayı yapıyoruz. Yayı yaptıktan sonra şunu etrafında bir kere dolayacağız. Oyuk açtığımız kuru bir dal vardı. Bunu yere koyup dizimizde buna destek vereceğiz. Kav malzemesini sürtünmeyi yapacağımız yere şöyle etrafına koyacağız. Evet, bir parçayla da üstten aynı şekilde oyuk açıyorsunuz ve sivriltiyorsunuz ki üstten bastırıp mı ittirmeniz gerekiyor. Evet, bugünkü maceramız, bugünkü doğada yaşamımız, bugünkü atmaca burada sona eriyor.
başka bir bölgede, başka maceralarla, başka becerilerle doğada yaşamı devam ettirmeye ve doğaya saygı duyarak gelecek nesillere bu doğayı aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.